Alçakça bir iftira bu. Asla yapmadım öyle bir şey. Yapmam. Doğru söylüyor. O yapmaz. Ya bir yanlışlık var ya da tuzak bu. Bunu merkezde anlatırsınız. O bir şey yapmadı. Götürmeyin oğlumu. Hala bak gözlerime. Alnım açık, başım dik. Nasıl gittiysem o şekilde geri geleceğim. Masumiyetimi ispatlayıp. Güven bana. Aslan ayağa kalktın da çakallar saklanacak yeri arar. Savaş başladı. Allah yardımcın olsun oğlum. Tez vakitte dön gelemine. Buyurun gidelim. Biz de vazifemizi yapmak zorundayız. Sana duacıyım oğlum. Ben de geliyorum. Burada kalacak, Yusuf'la ilgileneceksin. Sözümü dinleyeceksin. Gidelim. Gerçek neyse ortaya çıkacak zaten. O masum. Geri gelecek. Gelecek. Ben de amcamın yanına gideceğim. Beni niye içeri aldın adaletteyse? Gidip bakacağım ne olur. Dur, dur Yusuf'cum dur. Aa, dur bekle birazcık, gelecekler şimdi. Dur, gitme sen yavrum, gitme. Ne oldu amcamın? Yoksa dışarıda pozisyonun götürdü mü? Evet Canukan, polisler götürdü. Ama bir yanlış anlaşılma var. Çünkü amcan kötü bir şey yapmaz. Sen de çok iyi biliyorsun. O suçsuz. Bıraksınlar o zaman. Ne istiyorlar benim amcamdan? Niye götürdüler? Bazen böyle hatalar olur Canukan. Masum olduğun halde seni suçlu sanırlar. Ama gerçekler mutlaka ortaya çıkar. Bizim şimdi güçlü durup bir amcana destek olmamız lazım. Öyle değil mi? Her şey yoluna girecek. Sakın üzülme. Amcan gelecek yanımıza. Sana söz veriyorum. Bir dakika komiserim. Arkadaşım olduğu için söylemiyorum ama içeride suçlanan adam uyuşturucu kelimesini cümle içinde dahi kullanmaz. Kendisi çok yakın bir dostumdur. Saygın bir iş adamıdır. İzin verirseniz kısa da olsa konuşmak istiyorum onunla. Peki. Peki Ferit komiser. Buyur geç ama fazla uzun sürmezse sevinirim. Yalnız söyleyeyim, başı büyük belada. Hakkındaki suçlamalar ağır. Ciddi kanıtlar var. Şirketine ait gemilerde son 10 yıldır narkotiğin yakaladığı en büyük miktar ele geçirildi. Sağ ol. Oyun kurdular. İftira attılar bana Ferit. O lanet şeyle adımın yan yana anılmasına bile müsaade etmem ben. Söyle. Neyle suçluyorlar beni? Ya bana kendini anlatma Yaman. Gemilerim basılmış. İçinde çok yüklü miktarda uyuşturucu bulunmuş. Mesele çok ciddi. Ben de ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama tüm sevkiyatlarda senin imzan var. En az 20 yıl hapis isteniyor. Şimdi tanıdım seni. Yıllar önce bir gazete haberinde gördüm resmini. Zehir taciri Karaçalı'sın sen. Siz beni ne zannettiniz ha? Anlamayacağım mı sandınız? Gemilerimde uyuşturucu mu taşıyacaksınız? Bu ne cesaret ha? Defolun buradan. Defolun yoksa hepinizi gebertirim.
Çağla. Benimle bir iş anlaşması yapmak istediler. Uluslararası taşımacılık yapan bir şirketin sahipleri gibi gösterdiler kendilerini. Şirkette bir toplantı yaptık. Tam anlaşmaya varacaktık ki tanıdım Karaçalı'yı. Gazetede görmüştüm haberlerini. Durumu anladıktan sonra tırın arkasından baskın yapmaya gittim. Ama kaza yaptığım için sana anlatamadım. Allah kahretsin! Muhakkak bu işin arkasında onlar var. Akbaba gibi başıma üşüşmeye başlamışlardı. Tahmin etmeliydim. Bulacağım o alçakları. Cezalarını keseceğim. Yaptıklarını yanlarına bırakmayacağım. Sakin ol kardeşim. Sakin ol, buradan hiçbir yere çıkamazsın. Bunu yapanı bulup hesabını keseceğim. Çözmem lazım. Çıkıp bulacağım o hainleri. Yaman! Sakin ol, beni dinle kardeşim. Sen sakin olmazsan işler daha da karışır. Çözeceğiz. Polisle işbirliği yap. Masum olduğunu, suçsuz olduğunu ispatlayacağız kardeşim, merak etme. Bunu yapanı bulup hesabını soracağım. Sana yemin ediyorum. Bunu yapanları doğduklarına pişman edeceğim. Tek tek bulacağım hepsini. Bulup işlerini bitireceğim. Birlikte bitireceğiz. Senin ne işin var burada? Seni yalnız bırakacağımı mı zannettin? Söyle, kim yapmış olabilir? Kimden şüpheleniyorsun? Neden bakıyorsun böyle? Sen buradayken ben duracak mıyım? 20 yıl diyorlar. Söyledi arkadaşı. Ben biliyorum. Sen bunu asla yapmazsın. Tuzak bu. Ne olursa olsun sen bu işe bulaşmayacaksın. Ben zor duruma düşünce sen durdun mu? Şimdi ben mi duracağım? Asla. Kim yapmış olabilir bunu? Yoksa seni öldürmek isteyen adamlar mı? Var mı şüphelendiğin biri? Her şeyi anlatacağım. Ne diyeyim? Şu anda kimseye güvenmiyorum. Şüphelendiklerim de bende saklı. Hepsi cezasını bulacak. Tamam. Söyle şimdi ben ne yapayım? Görev istiyorsun demek. Vereyim o zaman. Ama çok önemli bir görev. Bunu sadece sen yapabilirsin. Buradan çıkacak doğru taksiye bineceksin. Sonra? Nereye gideceğim? Doğru konağa gidecek Yusuf'la ilgileneceksin. Senin tek vazifen bu. Of! Deli edeceksin beni. Sen içeridesin, ben dışarıda. İzin ver, yardım edeyim. Yardım ediyorsun, anlamıyor musun? Ben içerideyim, sen dışarıda Yusuf'un yanındasın. İçim rahat. Oyalanma. Git artık. Bana bunu yapanlar gerektiğinde Yusuf'a zarar vermekten çekinmez. O yüzden sana en önemli görev veriyorum. Yusuf iyi olsun. Tek yapman gereken bu. Bu ancak sen iyi olursan iyi. Hepimiz gibi. Bu yüzden şimdi gidiyorum. Yanında olacağım. Bunu böyle bil. Görüş bitti. Çekeceksin burada. Sen masumsun. Hesabını soracağım. Hepinizi tek tek bulup hesabını soracağım.
Seni dağların tepelerine çıkaracağım. Ok atacağız. Ama böyle başımızda bulutlar olacak. Tutacak kadar yak. Sonra at bineceğiz. Ama orada çiftler yok. Tek sınır ufuk. Atları böyle yan yana. Rüzgara karşı koşturacağız seninle. Yıllarca kendini yalnız bilip durdun. Ama bakmadın sana senden bile yakın olana. Görmedin peşinden bir an olsun ayrılmayanı. Sen uyusan da uyumayanı. Kimmiş peki yanındaki? Gölgesi. Yirmi yıl. Sen bana kızmadan, mürebbiye diye bağırmadan mı geçecek? Yok. İzin vermem buna. Gölgen gibi takip edeceğim seni. Öyle oturup bekleyemem. Birlikte savaşacağız. Sabredeceğiz. Savaşacağız. Yeneceğiz o çakal sürüsünü. Kartallar gibi özgür yaşayacağız. İddianame henüz çıkmadı ama biz gerekli çalışmalara başladık Yaman Bey. Ben de adamlarımı görevlendirdim, araştırıyorlar. Bilgi edindikçe de sizinle paylaşacaklar. Karamsar bir tablo çizmek istemem ama aleyhinizdeki tüm deliller net ve çok güçlü. İncelediğim dosyalarda, sevkiyat raporlarında henüz bir açık bulamadık. Savunmanızı üzerine oturtacak bir açık bulmaya çalışıyoruz. Ama şu ana kadar bir sonuca ulaşamadık. Benim o aşağılık işte hiçbir alakam yok. Sizin göreviniz de bunu ispatlamak. Şimdiden pes mi ettiniz? Bahane değil, çözüm istiyorum. Masumum ve bunu kanıtlayacaksınız. Şimdi gidin. Adam gibi bir savunma olmadan da çıkmayın karşıma. Tamam efendim. Gir içeri gir, sessiz ol. Vay 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 vay. Bak sen şu işe. Koskoca Kırımlı. Uyuşturucu ticaretinden içeride. Hayırseverlik ödülleri adı altında çocukları da zehirliyorsun ha? Bileydim seninle çalışırdı. Kimse benim ismimi o pis işle yan yana anamaz. Anladın mı? Ne diyorsun lan sen?
Burada orman kanunları geçerli. Kimse benim adımı o zehirle yan yana alamaz. Hem de hiç kimse. Beklememi istemesin benden. En başta da sen yapan bey. Dur, ne oluyor? Dur hanımefendi, görüşemezsiniz. Ne oldu ona? Nereye götürüyorsunuz? Doktor kontrolüne, hastaneye gidiyor. Bir şey oldu ona. Bir şey oldu. Durun hanımefendi, giremezsiniz. O nasıl? O iyi ama dövdüğü adamın durumu fena. Mesele çok ciddi. Bende ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama tüm sevkiyatlarda senin imzan var. En az 20 yıl hapis isteniyor. Ancak ben çözebilirim. Onu görmem lazım. İzin verin lütfen. Hanımefendi, emniyette ziyaret edersiniz. Lütfen ısrar etmeyin. Pardon. İçeri temizlemem lazım. Sen. Kaçacak mıydın yoksa? Hayır olmaz. Sakın sesini çıkarma. Bu aşağılık suçla adımın anılmasını kaldıramam. Bu oyunu ancak ben bozarım. Elini ağzından yavaşça çekeceğim. Ve sen de sesini çıkarmayacaksın. Buradan çıkıp bu oyunu bozacağım. Kaçmaktan başka çarem yok. Olmaz. Gidemezsin. Kendini yalnız sanıyorsun. Ama değilsin. Yanında ben varım. Sonuna kadar. Sen içeride savaşacaksın. Ben de dışarıda. Anlamıyorsun. Biz seninle ayrı kalmış olsak da ayrı değiliz. O şerefsizleri yakalayıp cezalarını kendi ellerimle vereceğim. İçeride olursam bunları yapamam. Kaçmaktan başka çarem yok. Gitme. Gidemezsin. Eğer kaçarsan suçunu kabul etmiş olacaksın. Yusuf, Akçahalar çok üzülecek. İnan bana. Suçsuz olduğunu ispat edeceğiz birlikte.
tek dizdim yeniden. Tesbih sabır demekti hani. Sabredelim birlikte. Tak şu kelepçeyi o zaman. Bu kelepçe nasıl taktıysak birlikte çıkaracağız. Ne oldu acaba? Yakaladılar mı telefon yoksa? Neredesin sen? Buradayım. Memurun gitmesini bekledim sadece. Hoş geldin. Ben de yakalandın. Konuşmayacağız sandım. Üzüldüm. Sana üzüldüm yani. Dur. Sana Yusuf'u göstereyim. Sen benim yüzüme olmayacak şeyler söylesen de arkamda neyi konuşuyorsun galiba? İnanmadım, hiçbir şey anlatmadım. Üstünü açtı. Yusuf uyanmasın. Odanın dağınıklığına bakma. Yolcular çıkacaktık ya ondan. Çıkamadık o yolculuğa. Ama er ya da geç çıkacağız. Biliyorum. Sen bir söz verdin mi? Gideceğiz. Tutarsın. Dağlarda at soracağız. Ok atacağız. Sana memleketimi göstereceğim. O yolculuğa çıkacağız. Çilemiz neyse de çekeceğiz. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Kapının kilidini 3 kez kontrol ettim. Sen buradayken aklıma bile gelmezdi. Sen
Sanma ki korkumdan, ondan değil. Sana güvendiğinde. Duy da inanma. Ya bana bu kadar güveneceğin aklına gelir miydi hiç? Gelmezdi. Ama olmuş bir kere. Neyse. Çıkınca bana karşı kullanma. Sakın. Alışkanlık sadece. Hadi geç oldu. Sen de uyu artık. Uykum yok ki benim. Uyuyamıyorum. Sabah ederim ben artık. Olmaz öyle şey. Güçlü olman gerek. Sen güçlü ol ki konaktakiler de güçlü olsun. Gözünü kapatıp uyuyacaksın. Oradan bile emir mi veriyorsun bana? Evet. Telefonu da açık bırakacaksın. Kendini güvende hissetmen için ben burada olacağım. İtiraz yok. Telefon açık kalacak. Şimdi koy kafana yastığa. Tamam komutanım. Anlaşıldı. Sen gerçek bir yabancısın. Seni nereye koyacağım peki? Koy beni de işte yastığın kenarına. Hayır, yastığın kenarına koymam. Koy işte yastığa. Sadece fazla horlama. Gecemi zehir etme. Ne yapıyorsun sen? Niye kaldırdın kafanı? Burada mısın diye bakayım dedim. Yat tekrar yerine. İyi geceler yaban. İyi geceler. Keçi. Görüştünüz mü? Görüştük. Ben görüşemedim. Kızım sonra görüşürsün. Olmaz. Benim onunla konuşacaklarım var. Siz gidin. Ben sonra gelirim. E olmaz diyorlar. Beni nezarethaneye götürün. Oraya girmem gerek. Ne yapayım? Suç mu işleyeyim? Tamam o zaman gidip ve suç işleyeyim şimdi. He git git işle. Ne yapacaksın mesela? Gasp mı? Hırsızlık mı? Ya da polise mi direneceksin? Hoş direniyorsun da yok olmaz diyorum dinlemiyorsun. Evet öyle. Ben dinliyorum sana. Evet sen baya baya direniyorsun. Polise mukavemet ediyorsun. Ben de çok kızıyorum hatta. Evet. Ondan ediyorum. Hem de çok ediyorum. Mukavemet ediyorum. Ne biçim polissin sen? Aa ellere falan bak. Aa. Polise yani bana mukavemet ediyor şu anda. Hı hı. Mukavemet ediyorum. Seni bir içeriye atayım da görsen. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Yürü, yürü. Hadi. Yürü, yürü. Niye oraya baktın? Bir hoş geldin yok mu? Senin ne işin var burada? Görüş alanına muhalefet. Polise yani bana mukavemet. Sonu da nezaret. İçeride kalsın da alsın boyunun ölçüsünü. 1.68 biliyorum ben boyumun ölçüsünü. Hadi sana kolay gelsin. Sen kendini içeri mi attırdın?
Evet. Çünkü çok işimiz var. Otur. Çalışmamız lazım. Ne çalışacağız? Bunu birlikte halledeceğiz dedim sana. Şaka mı sandın? Bilgisayarından baktım. Sevkiyat'ın bütün dosyalarını getirdim. Onları nasıl soktun içeri? Çantama bakmadılar ki hiç. Hadi. Şimdi söyle bana. Kimden şüpheleniyorsun? Nereye bakmamız gerekiyor? Hepsini yazayım. Dışarıdaki elin kolun olayım. Sen içeride olsan da birlikte çözeceğiz bu işi. Hadi. Anlat bakalım, kimlerden şüpheleniyorsun? Bu işler çocuk oyuncağı değil. Bu adamlar dünyanın en aşağılık insanları. Eğer bu işin peşine düştüğünü öğrenirlerse sana da zarar vermeye kalkarlar. Ben de burada olduğum için seni koruyamam. Anlamıyor musun? Anlıyorum ama hiç korkmuyorum. Senin burada 20 yıl kalmandan daha korkunç bir şey olamaz benim için. Yusuf'tan ayrı yani. Bak ya ben, eğer sen yol göstermezsen giderim ofise hanginiz yaptı diye bağırırım. Anlamıyorsun, düşman her yerde olabilir. Ben de senin düşman olarak girdim konağa. Bana mı laf atıyorsun? Hayır. Ben sana çok güveniyorum. Bir yandan da güvenemiyorum. Başına buyruksun. Ne zaman ne yapacağım belli değil. Evet doğru. Belli olmaz. Beni ofise gitmek zorunda bırakma. Yarın mahkemen var. Senin kurtaracak bir şey gerek. Anlamıyor musun? Önce şunu aklına yaz. Sadece Ferit. Eğer zor durumda kalırsan arayacağın kişi sadece Ferit. Tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Sekreter arayacaksın. Emrin benden geldiğini söyleyeceksin. Gelen son arama kayıtlarını, holding güvenlik kayıtları dökümünü, lojistik nakliye biriminde işe en son girenlerin sicil kayıtlarını, bu birim yöneticileri dahil bütün çalışanların yazışmalarını isteyeceksin. Hem mail atın hem hazırlayıp masama bıraksın. Daha da isteyeceklerimin olacağını söyleyeceksin. Böylece içerideki hainler telaşa kapılacaklar. Sonra... Hayırdır? Bu ne telaş? Yaman Bey'in emriyle Nana Meryem gelip dosyaları inceleyecekmiş. İstediklerini ayarlıyorum. Akşam 9-12 saatler arasında burada çalışacakmış. Efendim Fuat. Nedim Bey, Yaman Bey emir vermiş. Nana Meryem şirkette araştırma yapacakmış. Sekreterden bütün çalışanların bilgilerini istemiş. Ne yaptığını tam olarak anlamamız için kontrol etmemiz lazım. Sabah 6'da ofiste buluşup bilgisayarda yaptığı çalışmalardan... Neyin peşinde olduğunu öğrenelim. Açığımız yok ama emin olmamız lazım. Allah kahretsin. Hala Yaman'a yardım etme peşinde. Umarım o aptal Fuat bir açık bırakmamıştır. Buyurun, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hadi Nana, yabancının dediği gibi olmalı her şey.
Bu ne? Dinleme cihazı. Demek ki düşmanları onu dinliyormuş. Kim var orada? Nana, burada ne işin var? Asıl sen ne yapıyorsun burada? Yüzünü 5 dakika görebilmek için, seninle yalnız kalabilmek için çıktım geldim desem, kaçarsın değil mi benden? Uyku tutmadı. Yaman'la çalıştığımız günleri hatırladım. Sinirim bozuldu. Kendimi dışarıya attım, sonra da burada buldum. Belki bir ipucu bulurum diye. Sen? Ben de bir iz bulabilir miyim diye bakıyorum. Ben de kalayım, birlikte bakalım o zaman. Yok, ben bakıyorum zaten. Ben aslında buradakileri her şeyi en başından kontrol etmelerini söyledim. Ama maalesef hiçbir iz yok. Günlerce, gecelerce çalışsak da nafile. Yaman'a korkunç bir tuzak kurdular. Bir çıkış bulamıyoruz. Anlamıyorsun, düşman her yerde olabilir. Aslında haklısın. Benimki de boşa çaba. İstersen gidip bir yerde bir kahve içelim, ne dersin? Yok, yoruldum çok. Konağa dönüp dinleneyim biraz. Tamam, o zaman ben seni konağa bırakayım. Bu saatte yalnız başına gitme. Yok, hiç zahmet etme. Bir taksiye binerim. Kaç bakalım. Yakında ben ne dersem onu yapacaksın. Az kaldı. Çok az kaldı. Ofise gidip çalışacağını sekretere söyledikten sonra kalacağın saatleri de özellikle belirt. Sonra o saat gelince çıkıyormuş gibi hamle yap. Gittiğini sanacak herkes. Ama sen ofiste olacaksın. Bu işin içinde kim varsa, o hain kimse, huzursuz olup muhakkak gelecek. Senin neyi araştırdığını anlamak için iz sürmek isteyecektir. Saklan. Asla çıkma. Sadece dinle. Anladın mı beni? Her dediğini yaptım. Nedim'i atlatıp geri döndüm. Sabaha da ettim. Ama ne gelen var ne giden. İşte böyle hayatım. Yok merak etme. Bizim milyonlar sağlamda. Yok canım. İşin ucu bize dokunacak gibi değil. Planımız sağlamdı. Tereyağından kıl çeker gibi işin içinden çıktık. Ama Kırımlı'nın tutuklanması an meselesi. Zor çıkar o hapisten. Konuş alçak. Siz kurdunuz sonu tuzak. Ha? Kim tuttu seni? Her şeyi anlatacaksın.